adaletin gereği, ki bu sosyal adalettir bize göre, Erbakan Hoca'nın 1996 Temmuz ayında memura, işçiye, çiftçiye verdiği zamları bir düşünün. Bu adil düzenin bir gereği. Siz de vereceğinizi mi söylüyorsunuz yani? Elbette. 24 Haziran'dan sonra geldikten sonra. Şöyle, yok ben öyle peşinen kimseye rüşvet dağıtmıyorum. Gelir gelmez zam, şu kadar zam yapacağım. Diğer falan. Siyasileri dağıttığım rüşvet oluyor. Kusurma, bakmasın arkadaşlar. İttifak ortaklarınızla. Yani 3 sene içinde en azından herkes bugün aldığı maaşın 2 misline yakın bir maaş alır. 3 sene sonra bugün aldığı maaşın 2 katını alacak. Maaşın 2 misline yakın bir maaş alır. Ücretlerden Erbakan Hoca ona birdenbire verdi. Ben onu birdenbire veremem. O %150 vermiş, %130 vermişti memura. Düşünün. Onun için asgari ücret 1600 lira olmaz. Bugünkü şartlarda yoksulluk ücreti 5600 lira civarında. Yani kaç para vereceksiniz? 5600 lira. Yoksulluk sınırı. Evet. Ha, o seviyeye mi çekeceksiniz bunu? O seviyeye çıkmazsa adil düzen yok demektir. O zaman gelir de sosyal adalet sağlanmıyor demektir.